Merhaba arkadaşlar. Hız yayınlarla beraber düzenlediğimiz LGS kampımız devam ediyor. Bugünkü videomuzda kareköklü ifadelerden arkadaşlar LGS'de çıkmış olan soruları çözeceğiz. 2018 yılında 4 soru çıkmış arkadaşlar LGS'nin ilk yılında. Geçen yılki yapılan LGS sınavında da kareköklü sayılarla ilgili 2 soru çıkmış. Bir de geçen yıl yayınlanan bütün örnek soruları arkadaşlar bu videomuzda bulabileceksiniz. Soru sayısı tabii çok fazla kareköklü ifadelerden. Onun için bu yıl yayınlanan kareköklü ifadeler da başka bir videoya kalmış oluyor. Şimdi hemen Vakit kaybetmeden arkadaşlar sorularımıza geçelim. Sorularımıza geçmeden arkadaşlar kanalımıza destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, likelarınızı bekliyorum. Şimdi hemen birinci sorumuza başlayalım. Bu soru 2019 yılında LGS sınavında çıkmış olan bir soru. Sorumuza diyor ki aşağıdaki şekildeki gibi bir vincin havada tuttuğu inşaat malzemesinin yerden yüksekliği karekök 125 metre ve malzemenin vincin koluna uzaklığı da karekök 45 metre. Burada bakın bütün uzaklıklar verilmiş. Vincin kolunun yerden yüksekliği sabit kalmak üzere. Malzeme şekildeki konumdayken kök 5 metre yukarı çekiliyor. Buna göre son durumda malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin konuna uzaklığından kaç metre fazladır denmiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu kareko 45'i a kök 5 şeklinde yazalım. Bunu yaparken de 45'in iki çarpanı yazıyorduk ama biri tam kare olacak. Mesela 9 tam kare. 9 çarpı 5 diye yazarsak 9 kök dışına 3 olarak çıkacak. 5 ise içeride kalacak. Öyleyse kök 45, 3 kök 5 metreye eşit. Gelelim 125'e. Bunu da arkadaşlar 25 çarpı 5 diye yazarsak 25 kök dışına 5 olarak çıkacak. Diğer 5 içeride kalacak. Öyleyse bu da 5 kök 5 metre. Şimdi gelelim sorumuza. Sorumuzda ne demişti? Malzeme demişti. Şekildeki konumdayken kök 5 metre yukarı çekiliyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu kök 5 metre yukarı doğru çekersek o zaman şurası kök 5 metre kısalacak. Yani bunu kök 5 metre azaltıyorum. 3 kök 5'ten 1 kök 5'i çıkartıyorum. O zaman vincin koluna olan uzaklığı 2 kök 5'e düşmüş olacak. Burası da arkadaşlar bakın yerden yüksekliği de kök 5 metre artacak o zaman. Çünkü bu kök 5 metre yukarı çıktı. Bunun üzerine de kök 5 metre ekliyorum. Öyleyse bu yükün yerden yüksekliği de 5 kök 5, 1 kök 5 daha 6 kök 5'e çıktı. Şimdi sorumuza odaklanalım. Son durumda malzemenin Yerden yüksekliği, yani şu 6 kök 5, bincin koluna uzaklığından, yani 2 kök 5'ten kaç metre fazladır? Yani bize sordu arkadaşlar 6 kök 5, 2 kök 5'ten ne kadar fazla? Bunu bundan çıkartıyorsunuz, bakıyorsunuz 4 kök 5 metre fazla. Öyleyse cevabımız C seçeneği olmalı. Hemen geçelim sıradaki sorumuza. Arkadaşlar sıradaki sorumuz da 2019 yılında LGS'de çıkmış olan soru. Yani en son LGS önemli bir soru yine. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki kağıt elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzün alanı 27 cm kare olup dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzün alanının 3 katına eşittir. En sonki videomuzda da arkadaşlar yeni sistem sorular çözmüştük kare köklü sayılarla ilgili. Bu soruya benzer bir soru çözdük. Buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir denmiş. Şimdi arkadaşlar şuraya yoğunlaşıyoruz. Soruda bize demiş ki Bunları biz kestikten sonra bak şuradan kağıdı kestikten sonra elde edilen kare şeklindeki kağıdın alanı 27 santimetre kare olup dikdörtgen şeklindeki kağıdın alanının 3 katına eşit. Yani bu 27 buradaki alanın 3 katına eşitmiş. Öyleyse 27'yi 3'e bölerek bu dikdörtgenin alanını da bulmuş oluyorum. Burası da 9 santimetre kare oldu. Şimdi arkadaşlar bize sorulan ne? Elde edilen bu dikdörtgenin yani şu dikdörtgenin kısa kenarı burası soruluyor. Burayı bulabilmek için tabii ki karenin alanını kullanacağım. Karenin alanı arkadaşlar 27 ise bir kenarı neye eşitti? Tabii ki karekök 27'ye eşitti. Çünkü diğer kenarda karekök 27 olunca karekök 27 ile karekök 27 çarpımı alanı bize 27'yi verecek. Peki burası karekök 27 ise arkadaşlar şimdi dikdörtgeni ben şuraya alıyorum. Dikdörtgenin alanını biliyoruz 9. Bir de uzun kenarını biliyoruz. Karekök 27. Bize sorulan kısa kenarı. Kısa kenarını bulabilmek için de arkadaşlar ne yaparım? Alanını kök 27'ye bölerim. Yani şöyle düşünün. Kısa kenar çarpı uzun kenar eşittir alanı vermeli. Öyleyse soru işaretini bulmak için her iki tarafı kök 27'ye böldüm. Sonra baktım arkadaşlar biri köklü sayı biri normal sayı. Bu şekilde bölme yapamam. Öyleyse 9'u da kök içerisine alıyorum. Bu da 81 yapacaktır. Şimdi bunlar birbirlerine bölünebilir. Karik, büyük bir kök çizip aynı kökün içerisinde 81'i 27'ye bölerseniz e, bu da karekök 3 yapacaktır. Demek ki bu kısa kenarımız kök 3'e eşit. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz da arkadaşlar 2018 yılında yani bir önceki yıl LGS'nin ilk yılında çıkmış olan bir kareköklü soru. Yukarıdaki sayı doğrusuna 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Şimdi arkadaşlar 7 ile 10 arasında normalde tam sayı olarak şöyle bölersek kaç bölme var? 7, 8, 9 ve 10. Bölmeleri sayarsak bakın 3 bölme var. Burası ise bakın kaç bölmeye ayrılmış? 1 2 3 4 5 6 bölme bakın. 6 eşit bölme. Öyleyse ikişer ikişer şöyle sayarsak burası 8 olmalı. Bir iki birim daha gelirsek burası 9 olmalı. Bir iki birim daha gidersek burası 10 olmalı. Demek ki bizim A sayımız 8 ile 9 arasında bir sayı. Peki 8 ile 9 arasındaysa bu A sayısı. E, şıklara bakıyorum. Hepsi kareköklü verilmiş. O zaman ben 8 de kareköklü yazayım. Bu da karekök 64'e eşit. 9'u da kareköklü yazarsanız bu da karekök 81'e eşit. Demek ki A sayısı karekök 64 ile karekök 81 arasında olmalı. Bu bakın istediğimiz aralıkta. Bu da istediğimiz aralıkta. Bu istediğimiz aralıkta değil. Bu da değil. Peki ikisinden hangisi olduğunu nasıl anlayacağım? Onu da şurada anlayacağım bakın. Bu A sayısı 8'e mi yakın? 9'a mı yakın? Tabii ki 8'e yakın. Öyleyse kök 79 mu? Kök 64'e daha yakın. Kök 68 mi? Tabii ki kök 68. Çünkü arada 4 sayı var. Bunda ise arada 15 sayı var. Bundan dolayı cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim hemen sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz yine 2018 yılında LGS'nin ilk yılında çıkmış olan bir soru. Altan ve Can defterlerine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyorlar. Altan'ın çizdiği karenin alanı kenar uzunlukları 7 santim ve 9 santim olan bir dikdörtgenin alanından büyük. Canın çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgenin alanından küçükmüş. Buna göre Altan ile Can'ın çizdiği karelerin alanları arasındaki fark en az kaç santimetredir denmiş. Şimdi arkadaşlar önce bu kenarları 7'ye 9 olan bir dikdörtgeni çizelim. 7 santime 9 santim olan bir dikdörtgen çizilmiş. Altan'ın çizdiği karenin alanı bu dikdörtgenin alanından daha büyükmüş. Öyleyse önce bunun alanını bulalım. 7 kere 9, 63 santimetre kare oldu. O zaman altanın çizdiği dikdörtgenin alanı 63'ten büyük olacakmış. Canın çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgenin alanından küçük olacakmış. Öyleyse bunun alanı da 63'ten küçük olmalı. Bir de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken husus ikisinin de çizdiği karelerin bir kenarları doğal sayıymış. Doğal sayı olunca arkadaşlar alanları da ne olmalı? Tam kare bir sayı olmalı. Peki 63'ten büyük tam kare ne var? Hemen düşünüyorum. Tabii ki 64 var. O zaman Altan'ın çizdiği karenin alanı 64 olabilir veya işte 81 olabilir tam kare veya 100 olabilir böyle sonsa kadar gider. Can'ın çizdiği karenin alanı ise 60'tan küçük tam kare ne var? 49 olabilir, 36 olabilir, 25 olabilir böyle sonsa kadar gider. Ama arkadaşlar aralarındaki farkın en az olması demek. Şu büyük alanını mümkün olan en küçük seçeceksiniz. Küçük olanı da mümkün olan en büyük seçeceksiniz ki birbirlerine yakın olsunlar ve aralarındaki fark en az olsun. Öyleyse alanlar arasındaki fark bize soruluyor. Altanınkini en az 64 seçebiliyoruz. Canınkini de en fazla 49 santimetre kare seçebiliyoruz. İkisi arasındaki fark bu durumda 15 santimetre kare olur. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim 2018 yılında çıkmış olan bir diğer soruya. Bu arkadaşlar 2018 yılında çıkan 3. soru. Bir soru daha kaldı 2018 yılında çıkan. Şimdi sorumuzu okuyalım. Bir kenarın uzunluğu 10 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin sadece köşelerinde birer sulama sistemi vardır. Her bir sulama sistemi bulunduğu köşeye uzaklığı en fazla 4 metre olan kısma kadar sulama yapabilmektedir. Bu bahçenin sulama yapılamayan kısmında tabanı kare şeklinde olan bir çardak bulunmaktadır. Bu çardağın tabanının köşegeni ile bahçenin köşegeni çakışıktır. Taban köşegeninin uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayı olan e, bu çardağın, taban alanı en fazla kaç metrekaredir denmiş. Şimdi ben arkadaşlar kabataslak şekli biraz çizmeye çalıştım. Bir kenarın uzunluğu 10 metre olan kare şeklindeki bir bahçeyi çizdim. Yani şurası arkadaşlar. Şu bir kenarı 10 metre. Aynı şekilde burası da 10 metre. Bir kare. Şimdi arkadaşlar köşeye uzaklığı en fazla 4 metre olan kısma kadar sulama yapabilen bir sulama sistemi çizdim. Yani şurası 4 metreye 4 metrelik bir yeri sulayabiliyor. Burası da aynı şekilde en fazla 4 metrelik yeri sulayabiliyor. Bunlar da 4. Yani bu dairelerin merkezi tam köşeler olmuş oluyor. Şuralar dairenin merkezi 4 metrelik bir yeri sulayabiliyor. Sonra arkadaşlar bu bahçenin sulama yapılmayan kısmında tabanı kare şekli olan bir çardak bulunmaktadır. Şimdi bunun şu ortasında bir de çardak çiziyorsunuz. Tabanı kare olacak şekilde. Evet bu da çardak. Bu çardağın tabanının köşegeni ile bahçenin köşegeni çakışıktır diyor. Şimdi köşegenleri çiziyoruz köşegen tam köşelerden geçecek. İkisi de bakın aynı şekilde. Taban köşegenin uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayıymış. Bu çardan tabanı alanı en fazla kaç metre karedir denmiş. Şimdi arkadaşlar biz daha önceki konumuzda, daha önceki videolarımızda şundan bahsetmiştik. Bir dik üçgende, ikiz kenar dik üçgende kenarlar eşit oluyordu ya burası A burası da A. Bunun hipotenüsü yani 90'ın karşısındaki kenar bu dik kenarların kök 2 katına eşitti. Dolayısıyla bakın bu karenin de bir kenarı 10, bir kenarı 10, ikiz kenar bir dik üçgen. Öyleyse bu karenin bir köşegeni nasıl bulunacaktır? 10 çarpı kök 2 ile bulunacaktır. Yani kenarın kök 2 katı. Buranın toplam uzunluğu 10 kök 2. Peki şurası 4 metre. Burası bakın dairenin merkezinden dairenin kenarına kadar yarıçap olmuş oluyor. Burası 4 metre. Aynı şekilde burası da 4 metre. O zaman ben bu 10 kök 2'den yani köşegenin tamamından bu 4 ve 4'ü çıkartırsam 10 kök 2'den bu daireleri çıkartıyorum 4 ve 4'ü. Geriye arkadaşlar ne kalmış oluyor? Bu çardağın köşegeni kalmış oluyor. Çünkü çardak bu sulama alanının dışında bir yerde. Öyleyse ben bunu mümkün olan en fazla değer bulmak istiyorum. Öyleyse bu köşegen arkadaşlar bu 10 kök 2 eksi 8'den ne olmalı? Küçük olmalı. 10 kök 2'nin yaklaşık değeri lazım bana. 10 kök 2'nin yaklaşık değerini bulmak için de onu içeriye gönderiyorum. 100 olarak giriyor. 2 ile çarpılıyor. 200 oldu. 200'den küçük tam kare 196 var. 200'den büyük tam kare de 225 var. Öyleyse kök 200 14 ile 15 arasında bir sayı. Tabii ki buna daha yakın. Öyleyse ben buna yaklaşık 14.2 desem bu 10 kök 2'ye. 14.2'den de 8'i çıkartırsam ne olacaktır? 6,2 yapacaktır. Öyleyse arkadaşlar bizim çardağımızın köşegeni 6,2'den küçük olmalı. Çardağın da arkadaşlar köşegeni bir doğal sayı olduğuna göre en fazla ne alabilirim? En fazla 6 alabilirim. Şimdi bana bunun bir kenarı lazım. Bunun bir kenarını bulabilmek için de arkadaşlar yine aynı şeyi kullanacağım. Yani şuradaki şu özellik var ya. Bir kenarına A diyorum. Dolayısıyla köşegen uzunluğumuz bu A kenarının kök 2 katı olmuş oluyor. Hangi sayının kök 2 katı 6'dır? 6 köklü bir sayı olmadığı için önce 6'yı kök içerisine alayım ki öyle bölme yapayım. Sonra her ikisi aynı kökün içerisinde birbirlerine bölünürse arkadaşlar bir kenarını kök 18 buluruz. Ama bize bunun alanını sormuş bu çardağın alanını. Öyleyse a ile a'yı çarpmamız gerekiyor. Yani kök 18 çarpı kök 18. Bu da 18'in karesi yani kök dışına 18 olarak çıkacak. Cevabımız a olmalı. Evet 2018'de çıkmış birazcık zor bir soru galiba. Gelelim 2018 yılındaki son soruya. Sorumuzu okuyoruz. Sorumuzda diyor ki alanı 118 metrekare olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salonu dışındaki bölümlerinin toplam alanı 34 metrekare. Salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır. Odaların alanları toplamından da küçüktür. Bu salonun kısa kenarının uzunluğu kök 18 metre olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metredir denmiş. Şimdi arkadaşlar evin toplam alanı 118 metrekare ya. Bu evin arkadaşlar odaları ve salonu dışındaki bölümlerinin alanı 34 metrekare ise o zaman öncelikle 118'den 34 metrekareyi çıkartırım. Geriye 84 metrekare kalır. Bu 84 metrekare ne peki? Odalar artı salon olmuş oluyor değil mi? Çünkü odalar artı salon dışındaki alanı 34 metrekare. 118'den 34'ü çıkarttık. Geriye kalan alan arkadaşlar odalar artı salonun metrekaresi. Salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıymış ve odaların alanları toplamından küçükmüş. Arkadaşlar salonun alanı da küçükmüş odaların alanları toplamından. Şimdi arkadaşlar bir de soruya odaklandığımızda şimdi bu salonun uzun kenarının en fazla olması istenmiş. Dolayısıyla salonun alanı mümkün olduğu kadar büyük seçmemiz lazım. Peki tam kare bir sayı seçeceğiz. Peki öyleyse arkadaşlar 81 seçtik olur mu? Çünkü 84'ten küçük tam kare 81 var en fazla. Olamaz çünkü eğer salon 81 ise toplamlarının 84 olması için odalarında 3 metrekare olması gerekir. Fakat bu durumda 3 81'den büyük değil. Odaların metrekareleri toplamı salondan büyük olmalı. Peki geçelim 64 olabilir mi? Eğer 64 olursa toplamlarının 84 olması için odalar 20 olur. Yine küçük olmuyor. Bu da olamaz. Bu da olamaz. Peki 64'ten küçük tam kare ne var? 49 var. Salon 49 olursa toplamlarının 84 olması için odalarında 35 metrekare olması gerekiyor. Bu da olmuyor. O zaman 36'ya geçiyorum. Eğer salonumuz arkadaşlar 36 metrekare olursa odalarımızın da toplam 84'ü vermesi için 48 metrekare olması gerekir. İşte bakın şimdi oldu. Salon 36 olduğu zaman hem tam kare oluyor hem en fazla oluyor. Hem de odaların alanından küçük olmuş oldu. Şimdi salonumuzu buraya çiziyoruz. Dikdörtgen şeklindeki bir salonumuz vardı. Bunun alanını biz bulduk. En fazla 36 metrekare oluyor. Şimdi bize bunun uzun kenarını vermiş. Kök 18. Kısa kenarını bulmak için arkadaşlar ne yapıyorum? Biliyorum ki alan bulunurken kısa kenarla uzun kenar çarpılır. O zaman kısa kenara soru işareti dedim. Uzun kenarda kök 18. İkisini çarptığımızda 36 çıkıyormuş. Kısa kenarı bulabilmek için 36'yı 18'e, karekök 18'e bölmem gerekiyor. Fakat biri köklü, biri normal sayı. Öyleyse ben bunu üstteki sayıyı da kökün içerisine alıyorum. Fakat 36'nın karesini almak uzun süreceği için 36 çarpı 36 diye yazıyorum. Sadeleştirme yapacağım çünkü çarpmadan. Öyleyse kare kök içerisinde, büyük bir kare kök içerisinde 36 ile 36'yı çarpıp 18'e bölmem gerekiyor. Sonra 36 ile 18'i sadeleştirirsek yukarıda 2 kalacaktır. Öyleyse kare kök içerisinde şu an 36 çarpı 2 kaldı. 36 da tam kare olduğu için kökün dışına 6 olarak çıkacak. 2 de kökün içinde kalacak. Demek ki arkadaşlar kısa kenarımızda 6 kök 2 olmalıymış. Yani cevabımız B seçeneği. Geçelim arkadaşlar artık örnek sorularımıza. Çıkmış sorularımız bitti. Bu 2019 yılında yayınlanmış kareköklü sayılarla ilgili ilk örnek sorulardan. Burada arkadaşlar sayının yuvarlanmasını anlatmış, hatırlatmış. Eğer bu sayıyı biz birler basamağına göre yuvarlayacaksak Birler basamağından sonraki basamağa bakıyoruz. 5'ten büyük olduğu için birler basamağını 1 bir artırdık, geri kalan basamakları attık. Mesela burada da birler basamağı arkadaşlar 5. O zaman birler basamağından sonraki basamağa bakıyoruz. 1 5'ten küçük olduğu için hiçbir değişiklik yapmıyoruz ve birler basamağından sonraki basamakları atıyoruz. Tamam? Yuvarlamayı hatırladık. Şimdi gelelim bu bilgisayar programının işlemler zincirine. Önce girilen sayıyı okuyor, sonra karekökünü alıyor. Eğer sonuç tam sayıysa 5. adıma gidiyor, değilse 4. adıma gidiyor. 4. adımda birler basamağına göre yuvarlıyor, 2. adımdan devam ediyor. Sonucu ekrana yazıyor. Gelelim sorumuza. Bu programa klavyeden 226 sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaçtır? Evet arkadaşlar, hemen birinci adımdan başlıyoruz. Girilen sayıyı okudu. 226. Geçiyoruz ikinci adıma. Sayının karekökünü al. Sayının karekökünü aldık. Bakıyoruz arkadaşlar, tam sayı mı? Hayır. 226 tam kare bir sayı değil tam sayı değilse arkadaşlar dördüncü adıma gidiyoruz. Dördüncü adımda birler basamağına göre yuvarla diyor. Benim bunu yuvarlayabilmem için önce bunun yaklaşık değerini bulmam gerekiyor. Yaklaşık değerini bulabilmek için de arkadaşlar kök 226'dan küçük tam kare ne var onu buluyorum. Bu da 225. 226'dan büyük tam karede 256 var. Yani karekök 226 15 ile 16 arasında. Ama 15'e çok daha yakın değil mi? Hemen arada bir sayı var. Öyleyse ben bunun yaklaşık değerine 15,1 diyebilirim. Şimdi bu sayıyı yuvarlayacağız. Yuvarlarken nereye göre yuvarlayacağız? Birler basamağına göre. Birler basamağına göre yuvarlarken birler basamağındaki sonraki basamağa bakılır. 5'ten büyükse eğer birler basamağını 1 bir artırmamız gerekiyordu. Ama 5'ten küçük olduğu için hiçbir değişiklik yapmıyorum bu birler basamağında. Sonraki basamakları ise atıyorum yazmıyorum. Öyleyse şimdi biz sonucu 15 bulduk. 15 bulduk ya. İkinci adımdan devam ediyor. diyor. İkinci adıma geldim. Sayının karekökünü al diyor. O zaman 15'in tekrar karekökünü alıyorum. Sonra sonuç tam sayı mı? Hayır. 15 tam kare bir sayı olmadığı için kök dışına çıkamıyor. O zaman dördüncü adıma gidiyorum. Birler basamağına göre yuvarla diyor. Yine bunun yaklaşık değerini bulursam ancak yuvarlayabilirim. Kök 15, kök 9 ile kök 16 arasında. Öyleyse 3 ile 4 arasında bir sayı. Ama 16'ya çok yakın olduğu için ben buna 3,9 diyorum. Şimdi 3,9 sayısını yuvarlayacağız. Birler basamağına göre. Hemen sağındaki basamağa bakıyorum. Birler basamağına göre yuvarlayacaksam birler basamağından sonraki sayımız 9. 5'ten büyük olduğuna göre birler basamağı 1 artılır, artırılır. Geriye kalan basamaklar atılır. Şimdi sayımızı 4 bulduk. Sonra ikinci adımdan devam et. Geldik 4'ün kare kökünü alacağız. 4'ün kare kökünü alırsak arkadaşlar sonuç tam sayı çıkıyor bakın. Tam sayı çıkarsa 5. adıma gidiyoruz ve sonucu ekrana yazıyoruz. Yani ekrana yazılan sayı 2 olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. 2019 yılında çıkan bir diğer örnek soru. Kerem oyuncak arabasının boyunu 10 cm'lik bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçüyor. Oyuncak arabanın boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Aracın boyuna bakarsak kaç santim? Şuradan başlanmış. Direkt arkadaşlar sıfırdan başlanmamış. Öyleyse şöyle sayabilirsiniz. 1 santim, 2 santim, 3 santim, 4 santim, 5 santim, cm, 6 santimden fazla bakın. Aracın boyu ama 7 santimden de kısa. Yani 6 ile 7 arasında olmalı bu aracın boyu. Ama şıklar hep köklü verilmiş. O zaman ben bunları da köklü yapıyorum. 6 kök içerisine girerse karesi alınır 36 olur. 7 de kök içerisine girerse 49 olacaktır. Şimdi gelelim. A şıkkını incelemeye. A acaba kök 36 ile kök 49 arasında mı? Bunu bulabilmek için 4'ü kare kökün içerisine alabilirsiniz. 4 kökün içerisine girdiğinde karesi alınacak 16 olacak ve 2 ile çarpıldığında kök 32 oldu. Kök 32 bu aralıkta değil, A şıkkı olamaz. Aynı şekilde B'yi inceleyelim. 2'yi kare kökün içerisine alırsak 4 olarak girer ve bu 10 ile çarpılır 40 olur. İşte bu aralıkta bakın kök 36 ile kök 49 arasında kök 40. Öyleyse cevabımız B şıkkı olmalı. Bunları da incelediğinizde aralığın dışında olduğunu göreceksiniz. Geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz yine geçen yıl 2019 yılında yayınlanan bir örnek soru. Arkadaşlar soru uzun. Hepsini okumuyorum. 2 birim kare ile oluşturulan şeklin alanının bir birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğundan kök 2'nin değerinin kök 1'e daha yakın olduğu için. Bak bu sarı bu da sarıya boyanmış. Ama arkadaşlar 3 tane bakın kare ile oluşturulan alan 4'e daha yakın olduğu için bunu kırmızıya boyamışlar. Tabi burada arkadaşlar hangi sayıların, tabi şu cümleyi bir okuyalım. Uğur öğretmen öğrencilerine tam kare olmayan kare sayıların değerinin en yakın olduğu doğal sayıyı bulabilmek için bu etkinliği yapmış. Dikkat ederseniz bakın 3 kırmızıya boyanmış çünkü bu 4 olan tam kareye yakın. 5 de yakın, 6 da yakın. Onun için hepsi kırmızıya boyanmış. Ama bu 2, 1'e yakın olduğu için bu da sarıya boyanmış bunlarda. Gelelim sorumuzun arkadaşlar biz esas kısmına. Son olarak öğrencilerine birim karelere bölünmüş bir kağıt dağıtan Uğur öğretmen. Öğrencilerinden bu kağıda kare kökünün değerinin en yakın olduğu doğal sayı 3 olan tüm kare tam kare olmayan sayıları ifade eden birim karelerden oluşan birer şekil çizmelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerin bu kağıda kaç farklı şekil çizmesi gerekir? Arkadaşlar sorun özeti şu bizden istediği karekökü 3'e yakın olan sayıları bulmamız. Peki 3'ü önce ben kareköklü yazıyorum. 3 karekök içerisine girerse 9 olur. Öyleyse kök 9'a yakın olan sayıları bulacağız. Ee, peki 3'ten önceki tam kare sayımız nedir? 2. Öyleyse bu da kök 4 olmuş oluyor. Şunu da buraya yazdık. Peki 3'ten sonraki tam kare sayımız ne olur? O da 4. Bu da kök 16'ya eşit. Şimdi bizim hangi sayıların kök 9'a yakın olduğunu bulmamız gerekiyor. Başlayalım arkadaşlar. Mesela 5 sayısı veya kök 5 sayısı hangisine yakın? Tabii ki 4'e yakın. Kök 6'ya geçelim. Kök 6 da arkadaşlar 4'e yakın. Çünkü buna 2 birim, buna 3 birim uzaklıkta. Ama kök 7 kök 9'a daha yakın. Çünkü buna 2 birim, buna ise 3 birim uzaklıkta. Yani 7'den 4'ü çıkartıyorum 3 sayı var. 9'dan 7'yi çıkartıyorum 2 sayı var. Sonra kök 8 tabii ki kök 9'a yakın. Sonra kök 9 zaten kendisi. Kök 10'a geçiyorum. Kök 10 da kök 9'a yakın. Arada çünkü bir sayı var. Kök 11 kök 9'a iki sayı uzaklıkta ama kök 16'ya 5 sayı uzaklıkta. Öyleyse kök 9'a yakın. Kök 12'ye bakarsanız arkadaşlar kök 9'a 3 sayı, kök 16'ya 4 sayı. Ama kök 13 kök 16'ya daha yakın. Çünkü kök 3 kök 9 arada 4 sayı var ama kök 16 ile arada 3 sayı var. Dolayısıyla kök 9'a yakın olan sayılar kaç taneymiş? 5 taneymiş. Bizden istediği arkadaşlar işte bu. Geri kalan sayılara bakmamıza gerek yok. Bir de tam kare olmayan dediği için de bu kök 9'un kendisini de almıyoruz bu soruda. Geçelim 2019 yılında çıkan bir diğer örnek soru. Yine bir önceki soruya çok benziyor. 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış 16 top aşağıdaki kurallara göre 1'den 4'e kadar numaralandırılmış 4 torbaya atılacaktır. Topun üzerindeki sayı tam kare bir sayı ise Kare köküne eşit numaralı torbaya, topun üzerindeki sayı tam kare bir sayı değilse, kare köküne en yakın numaralı torbaya atılacaktır. Örneğin 4 tam kare bir sayı, karekökünü almış 2 olduğu için ikinci torbaya. Ama 2 tam kare değil, karekökünü almış 1'e daha yakın olduğu için 1 numaralı torbaya atılmış. Buna göre tüm toplar torbalara atıldığında üçüncü torbada kaç top olur denmiş. Yine biz arkadaşlar karekökü 3'e yakın olan sayıları sormuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar 1'den 16'ya kadar sayıları şöyle bir şuraya yazarsak. Bunların da karekökleri alındığında hangileri 3. torbaya düşer onu bulmaya çalışacağız. Şimdi karekök kök 9 arkadaşlar zaten 3'e eşit olduğu için bu torbaya düşecektir. E, karekök 8 de buna çok yakın olduğu için bu da bu torbaya düşecektir. Karekök 7 de arkadaşlar e, yine kök 9'a yakın olduğu için bu torbaya düşecektir. Peki karekök 6 2 numaralı torbaya düşebilir mi? 2 numaralı torba arkadaşlar biliyorsunuz kök 4'e eşit kök 4 2 numaralı torbaya girmiş oluyor. Eee kök 6 da arkadaşlar bakıyorsunuz kök 4'e mi daha yakın yoksa kök 9'a mı daha yakın? Tabii ki kök 4'e daha yakın. Öyleyse bunlar kök 5 ve kök 6 ikinci torbaya gidecek. Bize üçüncü torba lazım. Bir de gelelim kök 10'a. Kök 10 da yine üçüncü torbaya düşecek. Çünkü kök 9'a çok yakın. Peki kök 11 o da üçüncü torbaya düşecek. Kök 12 de 3. torbaya düşecek. Ama kök 13 arkadaşlar. Kare kök 13. 16'ya daha yakın değil mi? Yani 4. torbaya daha yakın. Çünkü arada 3 sayı var. Kök 9'a ise baktığımızda arada 4 sayı var. Bundan dolayı bu geri kalan sayılar da 4. torbaya düşecek. Şimdi sayalım. 3. torbaya düşenler hangileriydi? Kök 7 idi en yani küçüğü. Sonra kök 8. Sonra kök 9. Sonra kök 10. Sonra kök 11. Sonra kök 12. Yani kaç tane? 6 tane olacak cevabımız. Geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzu önce bir okuyalım. Alanı 200 cm kare olan dikdörtgen şeklindeki yukarıdaki kartondan hiç artmayacak şekilde 10 tane özdeş kare kesiliyor. Buna göre bu kartonun kesilmeden önceki çevresi en az kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bunun alanı toplamda 200 ise ve bunu 10 eşit parçaya bölmüşsek bunu 10'a bölerek parçalardan birinin alanını bulabilirsiniz. Demek ki şu karelerden bir tanesinin alanı 20 santimetre kare. O zaman bu karenin bir kenarını da bulabilirsiniz. O da kök 20'ye eşit. E kök 20 de 4 çarpı 5'ten 2 kök 5'e eşit. Demek ki karelerden bir tanesinin bir kenarı 2 kök 5. Şimdi bu 10 tane kareyi birleştireceğiz ve bir dikdörtgen elde edeceğiz. Burada iki tane durum söz konusu. Eğer bu kareleri böyle uzun bir şekilde birleştirirseniz, Yine bir dikdörtgen elde edebilirsiniz. Tabi burada 10 tane kare var. Bir diğer de arkadaşlar şu şekilde 5 tanesini yukarıya, 5 tanesini aşağıya yerleştirerek de yine bir dikdörtgen elde edebilirsiniz. Tabii bizden çevresini az istediği için bu durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü burada çevresi uzun çıkacaktır. Peki burada arkadaşlar çevresini hesaplayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane burada var. 7 tane de diğer tarafta. 14 tane 2 kök 5 olmaz mı bunun çevresi? 14 çarpı 2 kök 5'ten çevremiz 28 kök 5 olacaktır. Peki bu 10 tane kareden şöyle uzun uza diye dizseydik bu durumda çevremiz ne olurdu? Burada arkadaşlar bu bölmelerden 10 tane var. Bir tane burası 11. 10 tane yukarıda 21. Bir de burası 22 tane 2 kök 5 yapar bunun çevresi de. 22 çarpı 2 kök 5'te 44 kök 5 yapacak. Bizden çevrenin az olması istenmiş. Dolayısıyla cevabımız... B seçeneği yani 28 kök 5 olmalı. Başka da bu 10 kutuyu yan yana dizerek dikdörtgen elde edemezsiniz. Ya böyle elde etmeniz gerekiyor ya da bu şekilde. İkinci durum da bu. Birden fazla durum olduğu için zaten bizden en azını istemiş. Geçelim arkadaşlar 2019 yılındaki bir diğer örnek soruya. Evet bakın LGS'de çıkmış olan soruda da bu kuralı kullanmıştık ilk sorularda. Bir karenin kenarı verilmişse köşegen uzunluğu bulunurken karenin kenarının kök 2 katını alıyoruz. Sorumuzu okuyalım. Doruk şekildeki gibi yan yana 3 tane kare çiziyor. Bu karelerden birincinin köşegen uzunluğu, ikincinin kenar uzunluğuna, ikincinin köşegen uzunluğu da üçüncünün kenar uzunluğuna eşittir. İkinci karenin alanı 128 santimetre kare olduğuna göre, birinci ve üçüncü karelerin çevreleri toplamı kaç santimetredir denmiş. Şimdi bize verilen arkadaşlar ikinci karenin alanı yani bunun alanı 128 santimetre kare verilmiş. Hemen bir kenarını bulabilirsiniz. Nasıl bulacağız? alanın karekökünü alarak buluyorduk. Bunu da arkadaşlar a kök b şeklinde yazmak istiyorum. Öyleyse 64 çarpı 2. 64 kök dışına 8 olarak çıkar. Demek ki bunun bir kenarı 8 kök 2. Şimdi şu cümle çok önemliydi. Bu karelerden birincinin köşegen uzunluğu ikincinin kenar uzunluğuna eşit. Bakın birincinin köşegen uzunluğu ikincinin kenar uzunluğuna eşit. Yani ben bunu 8 kök 2 buldum ya ikincinin kenar uzunluğu. Şu birincinin köşegen uzunluğuna eşitmiş. Öyleyse burası 8 kök 2 olmalı. Peki bu bilgiye göre bir kenarın kök 2 katını alınca köşegeni veriyordu ya. Demek ki bunun bir kenarı 8 olmalı ki kök 2 katı köşegen uzunluğunu versin. Tamam bunu bulduk. Şimdi geçelim diğerini bulmaya. İkincinin köşegen uzunluğu da üçüncünün kenar uzunluğunu veriyor. Öyleyse bunun köşegen uzunluğunu bulmanız lazım. Nasıl bulabilirsiniz? Yine bu kuralla kenarının kök 2 katını alırsak köşegen uzunluğunu veriyor. Öyleyse 8 kök 2'nin bir kenarda kök 2 katını almak istiyorum. Bu da 8 kök 4 yapar. Kök 4 de 2 eşit olduğuna göre. Demek ki bunun da köşegen uzunluğu 16 bulundu. Bunun köşegen uzunluğu da bunun bir kenarına eşitmiş. Şimdi büyük karenin bir kenarını da bulmuş olduk. Gelelim sorumuza. Birinci ve üçüncü karelerin çevreleri toplamını istemiş. Birinci karenin çevresi 4 çarpı 8'den 32 santim. İkinci karenin çevresi de 4 çarpı 16'dan yani bu dört kenarını topluyorum. 64 santim bizden istenen toplam ikisinin çevrelerinin toplamı bu da 96 santim yapacaktır. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar. Alya öğretmen öğrencilerinden tahtaya yazdığı ifadeye uygun iki farklı irrasyonel sayı bulmalarını istemiştir. Tahtadaki ifadeye bakalım. iki farklı irrasyonel sayının çarpımı bir rasyonel sayı olabilir denmiş. Buna göre hangi öğrencinin bulduğu sayılar verilen ifadeye uygun değildir? Bakın uygun değildir sormuş. Hatırlayalım irrasyonel sayı neydi? Kökten kurtulamayan köklü sayılara biz irrasyonel sayı diyorduk. Bir de pi sayısına irrasyonel sayı diyorduk. Rasyonel neydi arkadaşlar? Rasyonel sayı da biliyorsunuz irrasyonel olmayan normal sayıların hepsine biz rasyonel diyorduk. Tüm doğal sayılar, tüm tam sayılar. Tüm kesirli sayılar hepsi rasyonel sayıydı. Şimdi iki tane irrasyonel sayı arkadaşlar çarpınca rasyonel olabilir denmiş. Şimdi bakalım Kerem'in verdiği iki tane irrasyonel sayının çarpımı rasyonel oluyor mu? Önce bunu a kök b şeklinde yazalım. 24, 4 çarpı 6 olduğu için 2 kök 6 eşit. 54 de 9 çarpı 6 olduğu için o da 3 kök 6 eşit. Evet kök 6 ve kök 6 ikisinde de kök 6 bulunduğu için bunların çarpımı rasyonel olacaktır kök altı bulunduğu için. Öyleyse bu verilen ifadeye uygun bir örnek. Gelelim ikincisine. Dorun birinci verdiği sayı 4 kök 2 tamam a kök 5 şeklinde verilmiş. 98'i de ben 49 çarpı 2 diye yazarsam. 49 kök dışına 7 olarak çıkacak. 7 kök 2 evet ikisinde de kök 2 bulunduğu için bunlar çarpıldığında kökten kurtulur. Bu da yukarıdaki ifadeye uygun bir örnek. Gelelim Tunahan'ın verdiği örneğe. 45'i arkadaşlar 9 çarpı 5 diye yazarsanız 9 kök dışına 3 olarak çıkar 5 içeride kalır. Diğeri zaten a kök 5 şeklinde yazılmış. Her ikisinde de kök 5 bulunduğu için bunlar çarpıldığında bu da kökten kurtulur ve rasyonel olur. Öyleyse Tunağ'ın verdiği örnekte yukarıdaki cümleye uygun. Gelelim Eylül'ün verdiği örneğe. 72'yi a kök 5 şeklinde yazmak istiyorum. Öyleyse 36 çarpı 2 diye yazıyorum. 36 kök dışına çıkabilir. Önce 2 kök 3'ü yazalım. 36 kök 72 yerine de 6 kök 2 yazıyorum. Şimdi bakın bu örnek uygun değil çünkü köküçlü bir ifadeye, köküçlü bir ifadeyle çarparsak ancak rasyonel olur kökten kurtulur. Ama kök ikili bir şeyle çarpmış. Bundan dolayı bu verilen örnek uygun değil. Bize de uygun olmayanı soruyor. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Geçen yayınlanan birazcık zor bir soru. Kare şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi dört parçaya ayrılıyor. Tam kare olmayan A ve B doğal sayıları bulundukları karenin Tam kare olan C doğal sayısı da bulundukları dikdörtgenin alanlarını ifade etmektedir. Buna göre parçalara ayrılan kartonun alanı en az kaç birim karedir? denmiş. Şimdi arkadaşlar ifadeye dikkat edelim. İfade biraz kafa karıştırıcı. Şimdi tam kare olmayan A ve B doğal sayıları bulundukları karenin şimdi bu demek ki A ve B bir kare, şu şekil ve şu şekil bir kare. Fakat A ve B değerleri tam kare değil. Şimdi tam kare sayılarımızı bir yazalım. 1 vardı tam kare. 4 vardı, 9 vardı, 16 vardı. Bunlar böyle gidiyor. Diğer sayılar da tam kare olmayan sayılar. Bir de C demiş ki bakın C tam kare bir sayı ama burası da dikdörtgen. Bir, bir, de bizden karton alanını en az istemiş. Şöyle başlayacağız soruya arkadaşlar. B'den başlayalım. Bunun en az olmasını istiyorum ama B tam kare değil. B'nin alanını arkadaşlar ben tam kare olmadığı için en az 2 alıyorum. Eğer burası 2 ise bunun bir kenarı ne olmalı? Kök 2'ye kök 2 olmalı. Evet karenin kenarlarını bulduk. Şimdi geçiyoruz C'ye. C'nin alanı da en az almam gerekiyor. Şimdi C'de 1 tam kareymiş. Tam kare 1 var. Ama buraya 1 yazamıyorum arkadaşlar. Çünkü burası 1 olursa bu kısa kenar kök 2 ya. O zaman uzun kenarın 1 bölü kök 2 olması gerekir. Bu da işleri karıştırır. Yani şu A sayısını vermez. Öyleyse arkadaşlar buranın alanını tam kare olarak 1 bir alamıyorsam 1'den sonraki hangi tam kare var? 4 var. O zaman buranın alanı 4 alırım. Şimdi şu uzun kenarı bulmam gerekiyor. Buraya ben soru işareti desem uzun kenarla kısa kenarı çarptığımda bana 4'ü vermesi gerekir. Öyleyse bu uzun kenarı bulabilmek için 4'ü kök 2'ye bölüyorum. 4'ü kök 2'ye bölebilmem için bunu da kök içerisinde yazıyorum. Ee, aynı kökün içerisinde bunları bölersek kök 8 yapacaktır. Bu da 2 kök 2'ye eşit idi. Demek ki bu kenarda 2 kök 2 çıktı. Dolayısıyla burası da 2 kök 2 çıkar. Ve burası bir kare ise A'nın olduğu şekil. Burada 2 kök 2 çıkar. 2 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımı da bunun alanını 8 olarak bana verir. Zaten bu C ise burası da C. Bunun alanı da 4 bulunmuş oldu. Bakın verebileceğim en küçük sayıları verdim. Dikkat ederseniz bakın bu karenin alanı tam kare değil. Bu karenin alanı da tam kare değil. Ve bu dikdörtgenlerin alanları da bakın tam kare. Şimdi en küçükleri verdiğime göre kartonun alanını en az olarak bulabilirim. 8 var, 4 var, 4 var, 2 var. Bu 4 parçanın alanlarını toplarsam toplam alanımızın en az 18 olduğunu bulurum. Evet geçelim sıradaki soruma. Sıradaki sorumuzda alanı 28 metrekare olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine iki sıra tel çekilecekmiş. Telin metre fiyatı satın alacak miktara göre değişiklik gösteriyormuş. Telin metre fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu iş için kullanılacak telin metresi kaç lira olur denmiş. Demek ki arkadaşlar telin metresini bulabilmem için Kaç metre tel alacağım önce onu bulmam gerekiyor. Öyleyse ben bahçemi şuraya bir çizeyim kare şeklinde. Bu karenin alanı arkadaşlar 28 metre kare ise hemen bir kenarını artık öğrendim. Kare kök 28'e eşit bunun bir kenarı. Peki bir kenarı kök 28 ise A kök 5 şeklinde yazalım. 4 çarpı 7 dersek 4 kök dışında 2 olarak çıktı. 7 içeride kaldı. Öyleyse bir kenarı 2 kök 7 metre. Peki bunun çevresine ben tel çekeceğim. Çevresini buluyorum. Çevresini bulmak demek, bu 4 kenarı topla demek. bir kenarı 2 kök 7 ise 4 ile 2 kök 7'yi çarparım ben o zaman toplamak yerine. Çevresini 8 kök 7 metre buldum. Ama arkadaşlar çevresine 2 sıra tel çekilecekmiş. Öyleyse 8 kök 7'yi de bir de 2 ile çarpıyorum. Kaç metre tel gidecek onu bulmak için. 2 çarpı 8 çarpı kök 7. Buradan kök dışındaki sayılar çarpılır. Demek ki benim satın almam gereken telin miktarı 16 kök 7 metre Peki 16 kök 7 metre acaba hangi aralıkta? 20 metreden az mı? 20 ile 39 arasında mı? Yoksa bu aralıklarda mı? İşte orada arkadaşlar devreye yaklaşık değer giriyor. 16 kök 7'nin yaklaşık değerini bulmam gerekiyor. Bunun yaklaşık değerini bulmak için de 16'yı kökün içerisine gönderiyorum. O zaman 256 olarak girdi. Karesi alınarak kökün içerisine girdi. Bir de burada 7 çarpanı var. Sonra 256 ile de 7'yi çarparsanız bunun değeri arkadaşlar 1792 bulunacak. Karekök 1792. Şimdi karekök 1792 acaba bunların hangisinin aralığında? Mesela 20 metreden az mı? Bunu da köklü yazmam lazım arkadaşlar. 20'yi ben köklü yazarsam kök 400 yapmaz mı? Kök 400'den az mı? Hayır değil. Peki 20 ile 40 arasında mı? 20'yi köklü yazmıştım zaten. Buna kök 400 diyorum. 40'ı da arkadaşlar ben kökün içerisine alırsam karesi alınarak kökün içerisine gidecek. O da 1600 olacak. Öyleyse bu kök 400 ile kök 1600 arasında olursa 14,5 liradan metre satılacak. Fakat ikisinin arasında da değil. Öyleyse arkadaşlar kök 60'ı da bulalım. 59'u bulmak zor. 60'ın da karesini alıyoruz alıyorum kökün içerisine girdiğinde o da 3600 yapacaktır. Kök 1600 ile kök 3600 arasında ise 14 liradan satılacak. Evet bizim sayımız kök 1792. Kök 1600 ile kök 3600 arasında. Öyleyse cevabımız 14 olmalı. Eğer bizim sayımız kök 3600'den büyük olsaydı bu durumda da metresini 13,5 liradan alacaktık telin. Cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim arkadaşlar sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda aslında kolay bir soru soruyu anlarsak. 29 harfe bakın her birine bir sayı verilmiş. Bir kelimedeki harfler sırasıyla yukarıdaki yönteme göre kodlanıp bulunan kodlar yine aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime kodlanmış olur. Örneğin A harfi birinci harf, Birinci harf olduğu için birin kökünü almış. Yine bir çıkmış. L harfi 15. harf. Bunun kökünü almış. Kök 15'e en yakın sayı 4 olduğu için L'nin değerini 4 olarak belirlemiş. İ harfi 12. harf. 12'nin kökünü almış. 3'e yakın olduğu için demiş. Bunun kodunu da 3 alırız demiş. Bundan dolayı Ali 143 olarak kodlanır. Peki Ahmet kaç diye kodlanır bize bunu sormuş. Önce arkadaşlar A ile başlıyoruz. A'yı bulmuştuk zaten burada verilmiş. A'nın kodu 1. Sonra H harfine geçiyorsunuz. H harfinin numarasına bakıyorsunuz 10. Öyleyse 10'un kökünü alıyorum. Kök 10 hangi sayıya yakın? Tabii ki kök 9'a yakın değil mi tam kare olarak? Kök 10 ile kök 16 arasında. Kök 9'a yakın olduğu için H'nin değeri 3 olacak. Gelelim M'ye. M'nin hemen numarasına bakıyorsunuz 16. Bu zaten 4'e eşit kökü alındığında. Geçiyoruz E'ye. E harfinin numarası arkadaşlar 6. 6'nın kökünü aldık. Kök 6. Kök 6 acaba kök 4'e mi daha yakın? Kök 9'a mı daha yakın? Tabii ki kök 4'e daha yakın. Öyleyse bunun değerini de 2 alacağız. Yani sayımız 1, 3, 4, 2 ile başlayacak. 1, 3, 4, 2 ile başlayan sadece B seçeneği var. Öyleyse T harfine de bakmamıza gerek kalmadı. Geçelim arkadaşlar sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda Ahmet ailesinin fotoğraflarını boyutları 10 köküçe 20 köküç olan dikdörtgen şeklindeki kartona yapıştıracakmış. Evet büyük dikdörtgenimizin ebatları verilmiş. Ahmet'in bu kartona yapıştırdığı tüm fotoğrafların büyüklükleri eşit olup bir fotoğrafın boyutu 4 kökü 2 santime 3 kökü 2 santimmiş. Ahmet'in fotoğraf yapıştırdığı alan kartonun bir yüzünün bir yüzeyinin yüzde kaçıdır denmiş. Öyleyse bize ne lazım arkadaşlar? Birinci olarak kartonun alanı lazım. Bir de arkadaşlar fotoğraf yapıştırdığı alan lazım ki yüzdesini bulabilelim. Karton alanı bulabilmek için kartonun kısa kenarıyla uzun kenarını çarpıyorum. Öyleyse karton eşittir diyorum. 10 kök 3 çarpı 20 kök 3. Kök dışındakiler kendi arasında çarpılır. 200 olur. Kök içindekiler de kendi arasında çarpılır. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı biliyorsunuz 3. Öyleyse kartonun alanı 600 cm kare. Gelelim fotoğraf yapıştıran alanların toplamını bulmaya. Bir fotoğrafın arkadaşlar kısa kenarı 3 kök 2 verilmişti. Uzun kenarı da 4 kök 2 verilmişti. Öyleyse bir fotoğrafın alanını bulunurken yine kısa kenarla uzun kenarını çarpıyorum. 3 kök 2 çarpı 4 kök 2'den. Kök dışındakiler çarpıldı 12. Kök içindekiler 2 yaptı. Fotoğrafın alanı 24 santimetre kare çıktı. Ama bu fotoğraflardan kaç tane var? 4, 5, 6, 10 tane fotoğraf var. 10 tane fotoğrafın kapladığı alan ne olur? 240 santimetre kare olur. Şimdi gelelim sorumuza odaklanmaya. Ahmet'in fotoğraf yapıştırdığı alan, yani şu 240 santimetre kare kartonun alanının yani 600 santimetre karenin yüzde kaçıdır? Hemen orantımızı kuruyoruz. Diyorum ki yüzde yüzü kartonun yüzde yüzü 600 santimetre kare ise acaba yüzde kaçı 240 santimetre karedir? Tabii ki bunlar doğru orantı olduğu için çapraz çarpılır. Bununla bunu çarpacağız. 600'e böleceğiz. Yüzde 240'ı çarp 600'e böl. Paydadaki 2 sıfır yukarıdaki 2 sıfırı götürsün. Geriye 240 bölü 6 kaldı. Yukarısı 240, aşağısı 6. 240'ı da 6'ya bölersek cevabımız 40 yani C seçeneği olmalı. Yani %40'ıymış. Geçelim sıradaki sorumuza. Aşağıda bir basketbol maçındaki oyuncuların forma numaraları verilmiştir. Bu maçta oyuncular forma numaralarının karekökünün kökünün en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar. Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre Alp'in forma numarası kaçtır denmiş. Şimdi arkadaşlar soru aslında kolay. Her formanın üzerindeki numaranın arkadaşlar karekökünü alacağız ve hangi sayıya yakın olduğunu bulacağız. Mesela karekök 15. Tabii ki kök 16'ya yakın. Öyleyse bu 4'e yakın diyoruz. Bundan dolayı bu oyuncu 4 basket atmış. Karekök 8'e bakıyoruz. Karekök 9'a yakın. Öyleyse bu 3 basket atmış. Karekök 20 arkadaşlar, karekök 25'e mi yakın, karekök 16'ya mı? Karekök 16'ya daha yakın. Öyleyse bu 4 basket atmış. Karekök 10, karekök 9'a yakın olduğu için 3 basket atmış. Karekök 40, karekök 36'ya mı yoksa kök 49'a mı yakın? 36'ya daha yakın olduğu için 6 basket atmış. Öyleyse kök 45 arkadaşlar, kök 36 mı, kök 49 mu? Kök 49'a daha yakın. Bu da 7 basket atmış. Karekök 29, karekök 25'e mi yoksa kök 36'ya mı daha yakın? 25'e daha yakın olduğu için 5 basket atmış. Kök 53 arkadaşlar, kök 49 ama kök yoksa 64'e mi eşit? 49'a daha yakın olduğu için 7 basket atmış. Karekök 24 tabii ki kök 25'e yakın. Öyleyse bu 5 sayı atmış. Karekök 12 de karekök 16'ya daha yakın. Öyleyse bu da 4 basket atmış. Şimdi arkadaşlar bakın Aynı atanları eleyelim. Çünkü Alp ile aynı sayıda basket atan kimse yokmuş. Mesela bunlar aynı basketi atmış, 4 atanlar bunları eledik. Mesela bu ikisi 3 atmış, öyleyse bunları da eledik. Bu ikisi 7 atmış, bunları da eledik. Bu ikisi 5 atmış, bunları da eledik. Öyleyse Alp arkadaşlar bakın ortaya çıkmış oldu. 6 basket atan başka kimse olmadığına göre Alp'in forma numarası 40 olmalı diyeceğiz. Geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz arkadaşlar son sorumuz 2020 yazılmış ama bu da 2019 yılında çıkan bir soru. Burası yanlış yazılmış şurayı düzeltelim. Sorumuzda diyor ki Doruk ayrıtlarının uzunlukları kök 20 santim kök 20 santim ve 0.2 santim olan prizma şeklindeki 15 taşı aralarında eşit mesafe olacak şekilde aşağıdaki gibi aynı hizada birbirine paralel biçimde dizmiştir. Doruk ilk taşı ok yönünde devirdiğinde son taş hariç her taşın sırasıyla bir sonraki taşı kaydırmadan devirdiğini gözlemlemiştir. Ardışık taşlar arasındaki uzaklık bir tam sayıya eşit olduğuna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetre olur denmiş. Şimdi arkadaşlar ben şu domino taşlarını şöyle iki tanesini şöyle dizeyim ben buraya. Şöyle bir bilgi vereyim ben size arkadaşlar. Şimdi bu taşı biz devirdiğimizde bu tarafa doğru. Bunu buna değip devirebilmesi için şu arasındaki uzaklık arkadaşlar taşın boyundan kısa olmalı. Peki bunun boyu kaçmış? Kök 20 santimmiş. Burası kök 20 santim. Eğer burası kök 21 olsa bu devrildiğinde buna değmeyecek ve bunu yıkamayacak. Kök 20 olsa yine yıkamayacak. Çünkü eşit. Mutlaka kök 20'den küçük olmalı ki arkadaş. Yani burası kök 19, kök 18 gibi değerler olmalı ki devirdiği, e, düştüğü zaman buna değsin arasındaki uzaklık arkadaşlar. Bir de ne demişti? Taşlar arasındaki uzaklık bir tam sayı demişti. Öyleyse kök 20'den küçük hangi tam sayı var arkadaşlar? Kök 16 var değil mi? Peki biz kök 16 değil de kök 9 da alabilir miyiz? Hayır en fazlayı alacağız ki A ile bakın A noktası burası ve B noktası burası. A noktası ile B noktası arasındaki uzaklık en fazla olsun. Öyleyse kök 20'den küçük biz burayı arkadaşlar kök 16 alabiliriz. Hem de bir tam sayı. Eğer burayı kök 16 olursa alırsak arkadaşlar aralarındaki uzaklık iki taş arasındaki uzaklık 4 santim olmuş oluyor. Peki burada kaç tane 4 var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aslında saymamıza da gerek yok. Eğer 15 taş varsa aralarında 14 tane mesafe olur. 14 çarpı 4 toplam 56 santim yaptı. 56 zaten cevap da değil. Şıklarda da yok. Neden peki 56 cevap değil? Çünkü bir de bu taşların kendi kalınlıkları var. Bakın burada verilmiş. Her taşın kalınlığı 0.2 santimmiş. Öyleyse 0.2 ile 15 taşı bir çarpalım. Çünkü burada 15 tane taş var. Bir de onların kalınlıklarını ekleyeceğiz. 0.2 yerine 2 bölü 10 yazıp kesirli bir hale dönüştürebilirsiniz. Sonra çarparsanız eğer bunları 30 bölü 10'dan taşlar arkadaşlar demek ki toplam 3 santimetrelik bir mesafe kaplıyor. 56'nın üzerine bir de 3 e eklerseniz toplam kalınlığımız 59 santim olmuş olur. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar şu ana kadar gördüğümüz konulardan yani karekök sayıların sonuna kadar olan kısımla ilgili hız yayınlarının yayınlamış olduğu kurumsal ikinci denemeyi hem PDV'sini yayınlayacağız hem de çözeceğiz. Kanalımıza destekleriniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.